yapmamız mümkün. Birincisi şöyle bir bağıntımız var. Bir açının ölçüsü derece cinsinden D, radyan cinsinden de R ise, radyan cinsinden R ise şöyle dönüştürebiliriz. Derece bölü 180 eşit olacak radyan bölü pi. Bize derece cinsinden değeri verilmiş. Yani 225 derece. Şuraya 225'i yazabiliriz. 225 bölü 180 eşittir R bölü pi. Bizim amacımız radyan cinsinden değerini, yani şu R'yi bulmak. Bu nedenle pi'yi şöyle karşıya doğru alacağız. Önce sadeleştirelim şunları. Bir kere şurası 5'e bölünür. 0 olduğu için 5'e bölünecek. 36 olur. 225'i de 5'e bölebiliriz. 100'ü böldüğümüz zaman 5'e 20 olacak. 200 olunca 40. Burası da 45 olur. Şöyle yazabiliriz. Şimdi bu ikisi tekrar sadeleşecek. Bunu yazıyorum. 45 bölü 36 eşittir radyan bölü pi. İkisi de 9'a bölünür mesela. 9'a bölüyorum. Şurası 5. Bunu 9'a bölüyorum. Burası da 4 olacak. 5 bölü 4. Şu pi'yi de sola doğru alırsak. Sola doğru. Bizim radyan cinsinden açımız, yani R'miz eşit olacak. 5 bölü 4'tü. Pi bu tarafa gelince 5 pi bölü 4 olacak. Bunu söyleyebiliriz. Ya da ikinci yol olarak şunu yapabilirdik. Tabii aynı şey aslında. Bizim açımız, mesela alfa açısı falan diyebiliriz. Ya da D demiştik az önce. D de diyebiliriz. Şöyle D eşittir diyorum. 225 derece. 225 derece. Biz buradaki 1 derecenin yerine şunu yazabiliriz. 1 derece, 1 derece pi bölü 180'e eşit olacak. Pi bölü 180 radyana eşit olacak. Şundan dolayı 1 pi 180 dereceye eşit olduğu için. Şöyle pi 180'e eşit olduğu için. Her iki tarafı 180'e bölersek biz, 180'e, 1 derecede pi bölü 180 olur. Yani biz bunun yanına pi bölü 180 yazarsak radyana dönüşmüş olacak. Yani radyan cinsinden değeri 225 çarpı pi bölü 180 olur. Şuradaki gibi 225 bölü 180. Sadeleştirirsek en son 5 bölü 4 kalacak. 5 bölü 4. Tabii yanında da pi var. 5 pi bölü 4 olur sonucumuz.